Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Bugün sizlerle yine böyle bir kamera karşısına geçtik. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız için hem kendimizi tanıtma hem de tanışma videosu çekmek istedik. Sizlerle yeniden tanışalım dedik. Daha önce bu konulardan biraz bahsetmiştik ama yeni gelen arkadaşlar yorumlarda çok sorular soruyorlar. O yüzden bize tekrar böyle bir kamera karşısına geçelim dedik. Bu videonun başlıklarını size hemen belirtmek istiyorum. Şimdi bize gelen sorular şöyle. Neden Muğla'ya taşındınız? 2. Nasıl geçiniyorsunuz? 3. Emekliliğiniz ve sigorta primleriniz ne olacak? 4. Köyde kaç para lazım? Yani köye gelmek için kaç para lazım gibi çok sorular geliyor. Geçinmek kaç para lazım? Geçinmek gibi, evet, çok sorular geliyor. Biz bu soruları cevaplamak istiyoruz. Öncelikle kısa bir tanışma yapalım. Ben Aydın, 42 yaşındayım. İlkay, 35 yaşındayım. Çocuğumuz yok. İzmir'den Muğla'nın Kozağaç köyüne göç ettik. Tam bir yıl dolmak üzere. Mayıs, evet. 20 geldiği zaman. Geçen sene Mayıs'ın 20'sinde. Evet, bir yılı doldurmuş olacağız yakın bir zaman süre sonra. Bir yıldır köydeyiz. Şimdi ilk sorudan başlayalım o zaman. Neden Muğla? Evet, neden Muğla? Cevaplamak ister misin? Ya neden Muğla? Biz çok yer, yani eşimle beraber çok yer gezdik. Yani Türkiye'yi genelini gezmişiktir. Ege'liyiz zaten. Ege'nin kültürünü, yani bizim İzmir'in köylerinin, civarlarının kültürünü Çanakkale'ye kadar hepsini hakimiz, yani biliyoruz. Neden Muğla? Yani biz köye göçmeyi kafamıza koyduğumuzda, kararlı aldım, tamam biz gideceğiz dediğimizde çok video izledik. Yani böyle köye göçen aileleri izledik, sağ olsunlar. Onlardan da çok feyiz aldık. İşin açıkçası ben dürüst olmam gerekirse dedim ki bir şey var mı Muğla'da? Herkes Muğla'ya gidiyor. Dedim bize gidelim, yani bakalım Muğla'da ne var? Takıldık bir şeyin peşine falan gibi. Aynen. Hayır ya, öyle İlkay'da, olmaz. Yo, öyle olmaz da İlkay'da çok meraklıdır böyle farklı kültürleri öğrenmeye. İşte evet. Tarihe mesela çok meraklı. Zaten oradan da geliyor bu merakı. Ya Muğla'ya gidelim. Bir oradaki ortamı da görelim. Yani insanları tanıyalım. Kültürlerini yaşayalım. Geçiririz dedik biz, yani Muğla'da yaşarız. Hiç burada daha önceden bir gün bile geçirmemiştim ben yani. Tamam, sahil kentlerine inmişliğimiz olmuştu ama. Tabii hani Fethiye, Ölüdeniz, Bodrum, Marmaris gibi hani tatil belgelerine İzmir'e de çok yakın olma sebebiyle çok gelmiştik. Ama Muğla merkez ve tabii köylerini bilmiyorduk. Aslen doğma büyüme İzmirliyim. Kardeşlerim de öyle. Ailecek öyleyiz. Babam Çanakkaleli. Yani ailem. O yüzden Çanakkale kültürüne çok hakimim. Balıkesir, Çanakkale, Ayvalık, işte o taraflar. Aydın'la Manisalı. Manisa ve Balıkesir yöresine de çok hakimiz. O yüzden hem İzmir'e çok yakın olsun, ailelerimiz orada çünkü. Evet, ailelerimiz orada. Hem de farklı kültürler öğrenmek istedik. Aslında hani bir nevi de amacımız buydu. Farklı insanlarla tanışmak da istedik. Biz Muğla'yı tercih etme sebeplerimizden. Tabii en başta ailelerimizin İzmir'de olması. Hani bize aslında çok sorular geliyor. Yani iyi yazan da var, kötü yazan da var. İşte bu Muğla furyası da bir çıktı. Herkes Muğla'ya gidiyor. Ne varsa artık bu Muğla'da. Muğla'da ne varsa diye şöyle bir şey var. Yani hani şimdi İstanbul, Ankara, işte İzmir, ne bileyim Manisa, Balıkesir, buralarda yaşayan insanlar, yani çok böyle Bursa gibi, Antalya gibi hani büyük illerde yaşayan insanlar, buradan yani hani çok soğuk olan bir memlekete, atıyorum Van'ın bir köyüne yerleşemez bence. Sence yerleşir mi? Yerleşemez. Neden? Çünkü hem ailelerine çok uzak kalır bence, ben öyle düşünüyorum. Hem de çok soğuk iklim. Buraya gelen insanlar işte denize biraz daha yakın olsun, sahil kasabası olsun, işte sahile yakın olsun, ben sıcak iklim olsun, ne bileyim Akdeniz iklimi olsun, bir şeyler erken ekeyim, erken biçeyim, ne bileyim böyle bir hayat yaşamak istediği için aslında Ege'yi tercih ediyorlar. İzmir'in de çok güzel köyleri var.
Biz birçoğunu biliyoruz. Hani birçok yeri tabii ki de orada büyüdüğümüz için hani gezdik, gördük. Akrabalarımız, ailelerimiz var başka köylerde de. O yüzden hani bizim kendimizce tercihimiz Muğla tercih etme sebebimizin en büyük özelliğinden bir tanesi hem Muğla kültürünü öğrenmek, hem İzmir'e yakın olması, hem de iklimi açıkçası. Evet. Yani bizi bir şeyler buraya getirtirdi. Bunların bazı sebeplerini zaten söyledik. Bir soru da nasıl geçiniyoruz? Evet, ikinci soruda nasıl Nasıl geçiniyoruz? geçiniyorsunuz? Yani biz burada nasıl geçiniyoruz? Biz buraya ilk geldiğimizde hani kafamızda bir iş yoktu. Ama dedik ki yani mutlaka köyde bir şeyler çıkar. Biraz da birikimimiz vardı. Bir de destekleyen işsizlik maaşı vardı ilk ayın. 10 ay kadar da işsizlik maaşı alındı. Evet, daha önceki işlerimizi de istersen söyleyelim hani merak edenler açısından. Ben özel bir medikal şirketinde medikal mübessil olarak çalışıyordum. Sahada görevliydim, geziciydim. Biliyorsunuz ki biz hastaneleri dolaşıyorduk, hastaneleri geziyorduk, tıbbi malzemelerin satışını yapıyordum. Böyleydi. İşte pandemide kısa çalışma ödeneği aldık, işte biraz ara verdik. Pandemiden sonra çalışmaya devam ettik. Sonra 2001 miydi pandemi açılışından sonra geldik tabii. 2001 Mayıs'ta geldik değil mi buraya? 2025. 2021 pardon. 2021 Mayıs'ı. 2021 Nisan gibi ben ayrıldım işten. Mart gibi pardon. Mart sonu gibi ayrıldım. İşte Mayıs'ta 2 ay sonra da İzmir'e geldik. Benim oradan bir işsizlik maaşım vardı. 10 ay kadar buraya gelince yılbaşına kadar falan işsizlik maaşını aldım. Evet. Sen de istersen söyle. Ben de İzmir'de ufak bir işletmemiz vardı. Kafe tarzı bir yer. Malum pandemide İşler bozuldu. Kapalı kaldık. Tekrar açıldığında toparlayamadık. Yani böyle de bir fikrimiz vardı köye göçme gibi. Hadi dedik gidelim o zaman yani. Bir de orayı deneyelim. Yani bu hayata geçelim. Karşımıza ne çıkacak? Onlarla mücadele etmeye başlayalım dedik ve çıktık geldik. Burada da ne iş olsa yapacaktık zaten. Ama bizim şansıma yani benim şansıma burada pandemide kapanmış açılmak üzere olan köy kahvesi vardı. Oranın işletme sahibi arkadaş da başka iş açmış pandemide kapalı diye. Bana böyle teklif de geldi. Yapabilir misin? İşte beraber çalıştırabilir miyiz? Veya burada çalışır mısın dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü bildiğim iş zaten. Yani zorlanmayacağım bir işti. Kabul ettik. Benim şansım o oldu. Şimdi buraya gelecek olan arkadaşlar, yani böyle buraya gelecek demeyin, böyle bir hayatı seçmek isteyen arkadaşlar, düşüncesi olan arkadaşlar diyorlar ki yani kaç para lazım? Yani bu ucu çok açık bir şey. Yani buraya kaç para lazım? Ne kadar paranız var bilmiyorum. Bizden yola çıkarak bizim yaklaşık 20-25 bin lira gibi birikimimiz vardı. Yani 20-25 bin lira parayla biz buraya geldik. Sıfırdan öyle başladık yani. Ama dediğim Ama gibi bunun içinde buraya geldik, hem ev aradık, hem otelde kaldık. İşte bu paramızın içinden işte ev ararken harcadığımız paralar, otel parası, yiyecek içecek paramız, ne kadar burada kaldık, işte 2 gün, 3 gün mü kaldık, hani kalırız, bunları düşündük. tabii. Bunları hep o paradan kullandık. Bir de evi tuttuk, ev tutarken o parası o paradan atıyorum, işte depostusu, işte elektrik suyu üstüne alınacak, nasıl olacak? Ufak tefek özel eşyalarımız vardı, çok küçük bir araba tuttuk nakliye. O yüzden onlara da para gitti mesela. Onların parası da hep o birikimimizin içinden gitti. Biz eşyalarımızın hepsini sattık. Öyle geldik. Aynen. Açıkçası sadece özel eşyalarımız, tabak, tencere, işte mutfak gereçleri, çamaşır makinesi ve bulaşık Bulaşık makinemizi makinesi. getirdik. Buzdolabımızı dahi sattık. Yatağımız, yorganımız, şey yatağımız, dolabımız, koltuklarımız, TV ünitemiz, hani aklınıza gelebilecek Her her şeyi şeyimizi sattık. sattık. O birikimimizin içinde olan paranın içinde eşyalarımızı sattığımız para da var. Tabii ki. O para da vardı. O yüzden bu ilan sayfalarından hani güzel de bir paralara sattık aslında. Çünkü eşyalarımız çok yeniydi. O yüzden güzel de paralara sattık. Onlar da onun içindeydi. Hepsini buradan kullandık. Burada da ufak bir nakliye aracı tuttuk. Bizden tabii eşyalarımızı biz aslında satmak istemedik. Onu da belirteyim. 5 Ama milyar, 6 milyar gibi fiyat çektiler, değil mi? 7 bin liraya kadar rakam istediler buraya İzmir'den buraya. Şimdi artık o rakamlar daha da uçmuştur. Uçuştur mazot fiyatlarından Yani sonra.
Evet, 7000 lira kadar bizden para istedi. Yani biz 7000 lira verip de eşya getirmek istemedik buraya. Öyle hani çantamızı aldık geldik gibi oldu aslında biraz. Böyle. Yani geçinme, yani burada nasıl geçinir sorusuna bir geçinme sıkıntımız yok şu anda burada. Hani bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ufak tefek de bir masraflarımız oldu ki böyle buraya göçmek isteyen arkadaşlar herkesin olacak olan masraflar. Yani bahçe makasıdır, işte kürektir, çapadır, teldir. Yani ufak tefek tamirat araçlarıdır, işte çimentodur, kumdur, Bunların kireçtir. hepsi gerekli. Hepsi gerekiyor. Yani bunları biz hiçbir şey yapmayacağım desem bile mutlaka yapmak zorundasın ki özel böyle hobi şeyleri var bizim mesela hobilerimiz. İşte mesela tavuk. Yani hobi amaçlı başladı. Tavuk almak onlar bile para. Tavuğu kümes yapmak yani her şey geçtim. Tabii canım çivisi, Yani menteşesi, hiçbir şey gene 200-300 kalası liraydı yani. gidiyor. Tabii tabii gidiyor. İşte önüne tel çekilecek, üstüne yağmur gelmesin diye branda alınacak, bir şeyler yapılacak. Bunların hepsi para, hepsi masraf. Ne bileyim yani bahçe makasımız yoktu. Geçen videoda Aydın 2 gün çalıştı bahçe makası aldı. Kahvede Evet. çalıştı bahçe makası aldı. Çapa lazım, kürek lazım. Bunun haricinde işte atıyorum bu evi boyayacaksınız. İlk başta gelince boya masrafı lazım. Ve bunların hepsi cepten gidecek. Hepsi. Yani bunlar mutlaka olması gerekenler. Zaten köye geliyorsan, bu hayatı yaşamak istiyorsan onlar da olmazsa olmazlarıdır. Yani o mutlaka olması gerekenler. Evet, aslında şöyle bizim şansımız kahve oldu. Bunu hani defalarca söyledik. Hani bizim İş aramadık yani. evet hani sıkılabilirsiniz ama hani yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyoruz. Bizim şansımız açıkçası kahve oldu. Yoksa iş arayacaktık. Biz bir gün belki 2 gün cevize gidecektik. 3 gün kiraz toplamaya gidecektik. Bir şekilde Veya döndürmeye çalışacaktık. odun çok burada. Odun işi çok. Yani odun yapılıyor. Orman köyü Dağdan. olduğu için. Evet. Veya oduna gidecektim her gün yani. Aynen. Yine de hani bir şekilde ya aslında şöyle hani bizim amacımız daha minimal bir yaşam olduğu için yani yaşam istediğimiz için biz çok böyle hani lüks bir ev bulup lüks bir yaşam istemedik açıkçası. Evet. Evimizi daha önce çekmiştik gördünüz. Zaten çok lüks bir yaşam isteseydim İzmir'deki çok lüks evimizi bırakıp gelmezdik buraya. O yüzden hani son model işte her yere fayans olsun, her yere son model işte mutfağı olsun, işte laminat parkesi tam olsun, banyosu şöyle böyle olsun. Böyle bir hayat isteseydim zaten İzmir'i bırakıp ben kendi adıma söylüyorum bir kadın olarak buraya gelmezdim. Köyde yaşamak hiç kolay bir şey değil, göründüğü gibi değil. Değil. Belki size videolarda 20-25 dakika ya da 30 dakika kadarını gösteriyoruz ama biz arka planda çok daha çalışıyoruz, çok daha yoruluyoruz. Yani inanın hiç bitmiyor iş. Çok yorucu bir hayat, köy hayatı. Mesela bize yorumlarda şöyle diyorlar. İşte köy hayatı sizin sandığınız gibi değildir. Ne vardı gittiniz oraya? İşte her şey karşıdan size toz pembe gelebilir. Siz orada gençleşmeye mi gittiniz? Yaşlanmaya mı gittiniz? Bence siz orada çabuk yaşlanırsınız gibi yorumlar geliyor. Ya olabilir tabii yani buna da bir şey diyemeyiz de Tabii ama aynen. biz yaşadığımız hayattan şu an çok memnunuz. Evimizde gördünüz. Çok yeni bir ev değil. 750 lira kiramızda. Ama Bize bize yetiyor. yetiyor yani biz dediğim gibi yaşadığımız hayattan çok memnunuz. İyi ki geldik ama ille de siz gelin demiyoruz yani planlamanızı güzel yapın. Bütçenizi ona göre ayırın. Ne yapmak istediğinizi bilmeniz lazım yani. İşiniz gücünüz yoksa işinizi gücünüzü bırakıp mesleğinizi bırakıp veya dükkanınızın kepengini indirip buraya gelecekseniz önce işinizi ayarlayın. Ya da ben 1 sene 2 sene geçinecek param var. Orada da tarım yaparım. Hayvancılık yaparım. İşte tavuk bakarım. İşte keçi bakarım. Neyse mevsimine, yöresine göre ne yapmak istiyorsan onun planını yapın da gelin. Ha 5 kuruşsuz gelirseniz çok Evet. zorlanırsınız. Hiçbir şey Evet. yapamazsınız. Yani geldiğiniz gibi de geri dönersiniz. Biz öyle olurduk yani. Hiç paramız olmasaydı, Olmasaydı. herhangi bir işte çıkmasaydı 5 kuruşsuz kalıp buradan geldiğimiz yere gidip tekrardan iş arardık yani o olurdu. Evet yani hani aslında dürüst olmak gerekirse öyle eşyamızı sattık, çantamızı aldık, 5 kuruş parasız geldik falan yok yani. Hani ben dürüst olacağım size. Yani. Öyle bir şey yok. Buraya paralı geleceksin. 20 Evet. bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 10 bin hani 5 bin falan yetmez yani. Mümkün değil yetmez. Çünkü çok masraf var. Ev çok eski. Mesela hani köyde sorun çok. Bir yağmur yağıyor, sel Sel basıyor. akıyor. Bir fırtına çıkıyor, çatın uçuyor.
Yok çatıdaki kiremit gidiyor. Ev sahibi diyor ki siz yaptırın kiradan düşelim. Belki benim param yok. Hani tabii bunlar bizim yani şunun İlkay'ın anlattıkları planımızda olmayan şeyler çıktı. Tabii ekstra ekstra şeyler çıkıyor. Çeşme bozuluyor, kapı bozuluyor. Oluyor yani mutlaka böyle şeyler. Bunlar da kenardaki birikimimizden gitti yani. Tabii. Mesela kümes yaptırdık. Teller berbattı. Telleri yaptırdık. Hepsini yaptırdık yani. Bunları da kendimiz harcadık. Ya bizim geçimimiz böyle. Dediğim gibi yani siz de eğer düşünüyorsanız geçinmenin önce yolunu bulun. Yani nasıl bir iş yaparsınız veya kafanızda ne yapmak istiyorsanız onu planlayıp öyle çıkın gelin. Bize göre köy hayatı çok güzel. Biz yaşamaktan zevk alıyoruz yani burada. Şikayetçi değilim yani. Ben asla da olmadım. Evet. İşsizlik maaşımız da aslında bize çok iyi geldi. Onu destekledi tabii. Mesela Aydın'ın kahveden kazandığı parayı atıyorum biz hani çok dokunmamaya çalıştık. Hani onu böyle biriktirelim. Hani biriktirelim değil. Gerçi şu zamanda hani biriktirmek çok zor ama işte işsizlik maaşı geldiği zaman işte atıyorum hesaba yattı. Kira, elektrik, su, telefonlarımız, işte taksitli ödememiz vardı. Taksit ödememiz. Onları mesela geçtik. İşsizlik maaşı orada tükendi zaten. Hani hiçbir şey kalmıyordu. Elektrikler, sular, telefonlar falan derken hepsi işsizlik maaşıyla bitiyordu. Market, pazar vesaire diğer harcamaları da Aydın'ın kazandığı yevmiyeden kullandık. Bizim şansımız kahveydi. Ama tabii hani belki yani hani şöyle yola çıkana Allah yardım ediyor açıkçası. Biz bir yola çıktık. Allah bize yardım etti. Çok şükür. Hani binlerce şükür. Biz gönülden istedik yani böyle bir hayatı. Evet. Allah da bize yardım ediyor. Yani şükürler olsun. Köyde yaşamak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani hani doğaya uyanmak, sabah kalktığınızda işte kuş seslerini duymak, sabah horozlar ötüyor. Yani İzmir'de ben... Klaksiyon sesi, korna sesi. Korna sesi. Evimiz bir de yol kenarındaydı bizim. Sürekli belediye otobüsleri geçiyor. Böyle çok gürültü çıkarıyor. Onlar otobüs durağı vardı. Böyle çok büyük bir caddeydi. O yüzden çok gürültüyü duyuyorduk. Burada hiç ses yok. Hatta gece burada hani elektrik biraz sık kesiliyor. Bu sebepten de elektrik gittiği zaman ormanın içindesin. Hani hiçbir şey yok. O kadar karanlık ki. Şehirde böyle olmuyordu elektrik kesildiği zaman. Ya, yine de yolda yürüyebiliyorsun. Hani bir aydınlık bir şey gene oluyordu. Arabalar yetiyor zaten. Arabanın farları yetiyor yani. Tabii burada hiç öyle bir şey. O kadar karanlık ki inanılmaz ıssız. Aslında tabii biraz ürpertici de olabiliyor bazen ama. Ben bir de şöyle diyeyim. Geçen sene biz tam Mayıs 20'de geldik. Bahar'da yani Bahar'ın geldik. Pek bir şey anlayamadık. Telaştan, o heyecandan, işte yani bilmediğimiz bir ortama geldiğimiz evet, için çok anlayamadık. Ne yapacağız, yani. Ne edeceğiz derken işte ona sorduk. Yardım ettiler. Çok sağ olsun köylüler. Bahçe mi yapalım yani, falan. Ama bu sene en azından ne yapacağımızı biliyoruz yani. Tecrübelendik değil mi? Evet, tecrübelendik ya. Ben şimdi şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım diye kimseye sormayacağım yani. Bahçe konusunda diyorum yani. Biliyorum çünkü ne yapacağımı. Bu sene böyle olacak. Seneye daha güzel olacak. Buna eminim yani. Yaptıkça pratikleşiyor ve öğreniyorsunuz. Diğeri emekliliğimiz ne olacak? Onu istersen biraz anlat. Evet, üçüncü soru gelen sorular arasında sigorta primleriniz, emekliliğiniz ne olacak? Bugünler, aylar, yıllar çabuk geçer. Sigorta günlerinizi ödüyor musunuz diye bir soru var. Evet, çok haklısınız. Günler hızlı geçiyor, aylar çabuk geçiyor. İnsanlar çok çabuk yaş alıyor. Hele köyde çok çabuk geçiyor. Evet, hiç anlamıyoruz. Köyde çabuk geçiyor. 20'li yaşlarımdan beri çalışıyorum ben. Tabii 20'li yaşlarımdan beri sigorta primlerim bayağı bir oldu. Yani 35 yaşındayım tabii. Hemen hemen 15 yıldır. Bunun arada bir işte 5-6 ay, 1 yıllık falan bazı işten ayrılma, başka bir iş bulma gibi süreleri düşünürsek yine de İşte 12-13 yıllık bir sigorta geçmişim var. Bu kadar bir primim var. Aynı Aydın'ın da keza öyle. Onun yaşı tabii benden biraz daha büyük. O da 20'li yaşlarından beri sigortası var. Hani 40 yaşında, 42 yaşında. Onun da bayağı bir günleri dolu. Tabii bunlar bize yeter mi? Hayır, yetmez. Bu sebepten dolayı işten ayrıldıktan sonra tabii bizim şeyimiz devam etti. Hani bir sağlık şeyi devam etti 10 ay kadar. Hastaneye gidip sağlıktan yararlanmamız öyle devam etti. Şimdi o bitti. Yılbaşından beri yok. Biz de şimdilik onu bir şeyler yapana kadar isteğe bağlı ödüyoruz. Evet. Şu anda isteğe bağlıyız ikimiz de. Bizim böyle bir imkanımız olduğu için isteğe bağlı ödüyoruz. Yani ikimiz de ödemiyoruz tabii. Sadece Aydın'ın ödeniyor şu anda.
isteğe bağlı. Ama hani daha farklı planlarımız var yakın zamanda. Sizlerle de onu paylaşacağız. Eğer öyle bir şeye geçersek, planlarımıza geçersek yine o zaman ne olacak? Ya şirket olarak hani Bireysel şirket hesabı. bireysel şirket olacak ya da bağ kurulu olabiliriz. Yakın zamanda böyle bir planlarımız var. Şimdilik buradan bir tüyo verelim size de onunla ilgili. Şimdilik isteğe bağlı ödüyoruz. Hem sağlık açısından hani sağlıktan yararlanıyoruz. Hem de sigorta günü ödeniyor Aydın'ın. Benim şu an pasif. Emeklilik şeyimiz böyle arkadaşlar. Güvendeyiz yani. İleriki zamanlarda ne olur ne biter bilemiyorum. Hani neyle karşılaşırız. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Bir yıldır primimiz ödenmiyor. Birkaç aydır Aydın'la ödemeye başladık. Dördüncü soruda aslında bir rakam vermemiz gerekiyor. Köyde kaç para lazım köye gelmek için? Hani Biz kendimizi baz alarak bunu cevaplayacağız. Köye gelmek için demin de söyledim. Yani ucu açık. Çok para da lazım. Az para da idare edebilirsiniz. ya Yani bunun cevabını aslında az önce vermiştik ama hani bir rakam duymak istediğiniz için bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten rakam duymak istiyorsunuz bizden. Biliyoruz. Biz kendimizi baz alarak söylüyoruz. 20 bin ortalama. Yani bu sizi, ailenizi, çocuklarınız varsa çocuklarınızı garantiye almak açısından bunu söylüyorum. Gerçekten hani bunları not edin arkadaşlar. Hani ben üzülmenizi istemem. Köye gelecek olan, göç edecek olan arkadaşlar için üzülmenizi istemem. Neden istemem? Çünkü dediğimiz gibi her şey burada çok ihtiyaç. Köy hayatı şehirden, apartman dairesinden çıkıp köye geliyorsunuz. Köye geliyoruz diyeyim hani böyle hitap edeyim. Köye geliyoruz ve çekiç bile yok. yani. Mesela çekiç bile yok. Hadi evde ufak bir şey var ama vardı bizim orada ufak bir tornavidamız, pensemiz. Onlarla ufak tefek bir şeyler yapıyorduk evde. Hiçbir işe yaramıyor bunlar. Ve burada çok bir işe yaramıyor yani daha büyük şeyler, daha kocaman şeyler oluyor. Kürek lazım, el arabası lazım, merdiven lazım. Tavuk alacaksınız, keçi istiyorsunuz, alacaksınız. Ya Köye o zaten bunun zaten için geliniyor. yani köye zaten onu geldiğinizde yani böyle bir şey yaptığınızda yani ister istemez o şeyler duygular adamda coşuyor yani. Coşuyor, evet. İstiyorsun yani. Yapmak istiyorsun, almak istiyorsun, koymak istiyorsun. Her şeyi istiyorsun yani. Niye geldin ki buraya diyor. Hani niye geldik? Ben burada kaç gün tavuk 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 her yerden tavuk aramaya başladım ya. O kümesi yapacağım, o kümesi yapacağım. Sabahın köründe kalkıp kümesle yatıp kümesle kalkıyorduk. Evet. Ve yaptık sonunda. Öyle bir Ama heyecan tabii doğuyor o heyecan insanda. doğuyor yani. Ve para harcıyorsunuz. İster istemez elinizden çünkü hortum yok. Gittik hortum alma. Yani bizim bir de arabamız da yok. Araba da olsa yakıt yakacak. Otobüse gidiyoruz. İşte gittik hortum satanından 20 metre, 25 metre hortum aldık. Bir de bizim otobüs sabah gidiyor, akşam geliyor köye. Öğle arasında sadece Perşembe günleri var, pazar olduğu için Muğla pazarı. Biz sabah 7.30'da otobüs kalkıyor, 7.30'da biniyoruz. Hiçbir dükkanlar açılmamış. Muğla merkeze iniyoruz. Orada bir simit falan bir şeyler bulup bir yerde oturup onu yiyoruz. 1-2 saat oyalanıyoruz. Dükkanlar açılıyor diyelim. Alışverişimizi yapıyoruz. Akşam 6'ya kadar elinde hortum, el arabası, atıyorum çekiç, kürek. Bekliyorduk köy dolmuşunu, köy otobüsünü. Hani bu yanları da var. Hani arabası olmayanlar için. Evet. Arabası olanlar biraz şanslı olabilir yani. Şanslı olabilir evet aslında. Hani bizim o konuda biraz şanssızlık her şeyi elimize taşımak zorunda kaldık. Bizim yaşantımız köyde böyle arkadaşlar. Hani sizin sorularınızı cevaplamak istedik. Yani korkmanıza da yani köye göçmek için korkmanıza da gerek yok. Bizim işte 10 ay oldu. 10 ayda biz çok adapte olduk ve hemen hemen her şeyimizde tam gibi yani tam Bir de o bizim yeterli. bulunduğumuz köy tam köy. Eski köy yani çok eski bir köy. Hani mesela şey gibi demeyeyim ne gibi işte Köyceğiz tarafındaki ya da Bodrum demeyeyim de şey Köyceğiz, Dalyan tarafındaki gibi işte böyle ovanın içine orada evler yapılmış. Yani sonradan güzel evler yapmışlar. İşte prefabrik kondurmuşlar. Sonradan böyle bir yaşam alanı oluşmuş. Hani tam köy gibi değil mesela oraları. Biraz daha modern diyeyim açıkçası. Burası bizim bulunduğumuz köy tam orman köyü, dağ köyü arkadaşlar. Çok yüksekteyiz. 900 rakım. Evet, 900 rakım. Çok soğuk oluyor. Çok yüksekteyiz biz. Burada tamamen köy adetleri, asker düğünü, köy düğünü, köy hayırı, cenaze olduğunda işte cenaze şeyleri falan. Hani köyde nasıl bir yaşam oluyorsa
Burada da aynen o şekilde yaşıyorlar. Ben bu yönden çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel bir hayat. Unuttuğumuz değerleri burada hepsini geri kazandık. Geri kazanmaya çalışıyoruz. Düğün oluyor, koşa koşa gidiyoruz köyde. Mevlüt oluyor, koşa koşa gidiyoruz. Hayır oluyor, gidiyoruz falan. Bir yerde bir komşu ameliyat oluyor, hastalanıyor. Ay diyor, şu an hastalanmış diyorlar. Hemen geçmiş olsuna gidiyoruz. O yüzden böyle unuttuğumuz değerleri burada aslında yakaladık. Ben çok memnunum. Hani bir kadın olarak da kendi adıma da söyleyeyim. Köyde yaşamak evet biraz yorucu olabiliyor bazen. Ama yine de güzellikler, artılar, eksileri bastırıyor. Böyle arkadaşlar, bize sorduğunuz sorulara bu şekilde hem cevap verelim demiş olduk. Biz kaç para harcıyoruz yani aylık, istersen onu kısa bir geçelim mi? Geçelim aylık yani, olarak. Ev kirası 750. Elektrik bu aralar bayağı bir fazla geliyor. Yani ya bizim giderlerimiz elektrik, su, telefon. Su 4 ayda bir geliyor buraya. 4 ayda bir 100 lira gibi bir şey geliyor. Yani su parası çok az arkadaşlar. Evet. Yani tamamen bütün köylerde de öyle de sanıyor. Şey ama açısından elektrikte, köye ucuz veriyorlar değil mi suyu? Herhalde. Burada bahçe yaptıkları için insanlar köye tonu çok ucuzmuş. Yani bize 4 aylık su faturası tam 100 TL geldi. Tam 100 geldi. Yani evet. Aylık 25 lira. Bizim sadece giderimiz, kiramız uygun olduğu için 2000 lirayı buluyor arkadaşlar. Evet. 2000 lira. Elektrik, su, telefon. Telefon, internet. Aynen 2000 lira. 2000 lira bu sadece başı dışarı para. Evet. Mutfak masrafı ve diğer masraflarımız. Yine 3000 lira falan aylık bizim giderimiz var. 3'ü geçiyordur. Mutfak masrafında geçiyordur 3. Yani. Geçiyordur. İşte 3-3,5 milyar masrafımız var. Yani. 3500 lirayla biz burada geçinebiliyoruz. Evet. Yani aslında şehirdekinden çok da bir farkı yok. Hani hoş şu anda şehirlerde 750 bin lira, 1500 yani lira ev kalmadı ama. Yani tabii oturduğun eve bağlı yani. Biz şimdi 2000 liradan aşağı burada Muğla'da bahsediyor. 2000 liradan aşağı yokmuş yani. Öyle yok, diyorlar. Evet. 2000 liradan aşağı yok diyorlar. Yok. Bir de Muğla'yı tercih edecek arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Muğla çok pahalı bir yer. Bunu parantez açarak söylüyorum. Gerçekten inanılmaz pahalı. Evet. Mesela otobüsleri pahalı, dolmuşları pahalı, gıdası pahalı. Yani atıyorum yani şu defteri alacaksın. Büyük şehirlerde 5 liraya bunu alırsın ama Muğla'da bu 10 lira. Gerçekten 10 lira. Çünkü çok küçük bir yer Muğla. 190 bin nüfusu, merkez nüfusu 190 bin kadar. Çok küçük yani. Hani yürüyerek bir yerden bir yere gidebiliyorsun. İşte Kötekli tarafı var. Bir orası uzak. Bir ilçeleri var yatağın gibi. Hani bir oraları uzak ama merkezi çok küçük. Olmasına bağlıyorum aslında ben bu pahalılığı. Bir şeyler başka yerlerde çok ucuzken Muğla'da çok çok pahalı. O yüzden hani bunu da belirtmek isterim. Muğla'nın pahalılığından yakınıyorum. Şöyle biz Muğla'ya gittik. Gidiyoruz. Buradan giderken İlk geldiğimizde geçen yıl 5,5'tu otobüs parası. Sonra 7,5 oldu. Şu anda 10 mu oldu? Ya o yapacak bir şey yok yani. O pahalılıkla alakası yok. O evet. Mazotla alakalı. Ama bak yani. Öyle deme. Şimdi biz 2 kişi gidiyoruz geliyoruz. 10 kişi 10 liraya gidiyoruz. 20. Ya oğlum Muğla'da değil. 50 liraya. 50 liraya gidip geliyoruz. Ama her mesela 90 dakika gibi bir şey yok. İzmir'de 90 dakika burada diye bir şey vardı. İnmiyorsun, biniyorsun. 90 dakika içinde ücretsiz her yere gidebiliyordun. Burada yok. Biz bir yere gidiyoruz, iniyoruz, biniyoruz, iniyoruz, biniyoruz. 100 lira gitmiş yol parasına. Hani bilmiyorum hani biz çok alışık değildik aslında. Hani 2,5-3 liraya İzmir'de İzmir'in her yerine gidiyorduk. O yüzden burada biraz Muğla pahalı bir yer. Kısacası tekrar şöyle bir hemen toparlayalım arkadaşlar. Göç etmek isteyen arkadaşlar parasız gelmeyin. Bütün samimiyetimizle bunu söylüyoruz. Biraz paranız olsun. Planınız olsun. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerimizi böyle bir anlatmak istedik size. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlenmelerimiz çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ama izlerken abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan çok izleyen var. Evet. Abone olursanız seviniriz. Çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için de bir daha teşekkürler. Sağ olun, var olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Gününüz, geceniz, akşamınız mutlu geçsin, güzel geçsin arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.